1960 Ankara doğumluyum. Çalışma hayatına 1980 yılında Aselsan'da başladım, 89'a kadar. Kullanıcısı olduğum ürünleri Aselsan'da üretmeye başladık. Dolayısıyla 1996 yılında da kendi şirketimi kurdum. Kauçuk plastik üreticisi olarak üretime başladık. İlk önceleri askeri ihalelere katılıyordum. Birinci Ana Bakım Merkezi, Adapazarı, Arifiye Fabrikası'na, Deniz Kuvvetleri'ne ürün yerleştirerek yerli üretimler yapmaya başladım. Şu anda 47 çalışanımızla birlikte, özellikle de kadın girişimci olarak ön planda kadınları tutarak bir çalışma yürütmeye gayret ediyoruz. Savunma sanayinde çalışmalara başladığımız dönemde şunu gördük. Teknik spekler, teknik resimler ve toplam kalite yönetimini bütün personelinizle beraber yaşadığınızda ve hassas çalışmalar yürüttüğünüzde ayrıcalık kazandığımızı fark ettim. Ostim tabii kuruluş yıllarımızda çok organize bir bölge değildi. Ama daha sonra Ostim kümelenme grupları başladı. Ve bizim de belki de ilk defa daha organize bir şekilde üretim yapar hale geldik. Aselsan, FNSS, Nurol, TÜBİTAK gibi pek çok firmayla kalitemizi daha üst planda tutarak ürünler üretmeye başladık. Dünya standartında, ASTM standartlarında ürünler üretmeye başladık. Biz pek çok alanda dediğim gibi Ostim Çalışma Kümelenme Grubu'yla beraber personelimizi eğitimlere de gönderdik. Ayrıca Urge projeleri kapsamında yurt dışı imkanlar elde edindik. Fuarlara katıldı arkadaşlarım ve bu sayede şirkete besleyici geri dönüşler oldu. Yine Ostim Kümelenme Grubu sayesinde şöyle bir şey elde ettik. Hep hayalim olan bir fabrika vardı. Bizim çalıştığımız firmalar Aselsan, FNSS, Roketsan her anlamda çalışma ortamları, rahat personeline yönelik servis imkanları, yiyecek imkanları olan şirketlerdi. Ben de personelim için hep böyle bir şey hayal ediyordum. İlk bana sunulduğunda HAP diye bir bölgede yerleşeceğimiz savunma sanayi kümelenme grubunun bu bölgede bir alan oluşturacağı söylendiğinde keyifle bu konuya katıldım. Ve şu anda da fabrikamızın yapımını 2 yılda gerçekleştirip geçtiğimiz yıl Mayıs ayında fabrikamıza taşındık. Ostim neredeyse Ankara'nın böyle beyni oldu. Savunma sanayi ya da sanayi anlamına baktığınızda aradığınız her şeyi ürettirebileceğiniz pek çok alanda üretici firmalar var. Ben şuna inandım. Yapılamaz diye bir şey yok. Eğer bir ürün yapılmışsa dünyada, Türkiye'de de özellikle de Ostim'de o kadar özel ustalarımız, o kadar değişik çalışma alanları var ki. Mesela ben Ostim çıraklık merkeziyle çalıştım. Oradaki bir hocayla uzun yıllar tasarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Oradan çıraklar aldım, burada yetiştirdim beraberce. Onları üretime kazandırdık genç arkadaşlarımızı. Evlendiler, çocukları oldu benim yanımda. İnanılmaz güzel şeyler başardık aslında. Aslına baktığınızda bizim firmamızın her bir ürünü, 15 bin çeşit üründen bahsediyorum, %90'ı hep Arge niteliğinde. Hepsi yeni geliştirilmiş. Roketsan'ın cihazlarının üzerinde, Aselsan'ın cihazlarının üzerinde, TÜBİTAK'ın cihazlarının üzerinde çalışmakta. Ostim Bölge Müdürlüğü'nden dijital dönüşümle ilgili destekler aldık. Onun dışında yeşil mutabakatla ilgili yapmamız gerekenler ki fabrikamızın enerji ihtiyacını şu anda kendimiz gideriyoruz. ISO sistemini kendimiz kurduk şirketimize, çevre sistemlerini kendimiz kurduk şirketimize ve bütün bunları yaparken de her başarının sonucunda keyif alarak yeni yeni adımlar atmaya başladık. Ben hep söylüyorum, bir ülkenin geleceği, kurtuluşu sadece üretimden geçer. Bu tarımdaki üretim olabilir, sanayideki üretim olabilir, evinizdeki üretim olabilir. Hiç fark etmez. Ama mutlaka üretmek zorundayız. Ürettikten sonra yaptığınız şeyin tadı, lezzeti,
yaptığınız şeyin ayrıcalığını hissetmek bence bütün insanların tadabileceği en büyük hazdır diye düşünüyorum. Üreterek aldığım hazın başka bir açıklaması yok. Ben en çok çalışan kadını, çalışan Zeliha'yı seviyorum. Ben kendimi nerede görmek istiyorum? Hep çalışan, hep üreten bir kadın olarak görmekten inanılmaz mutluluk ve haz alıyorum.